İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Münakaşa zararlıdır. Allah adamlarından Ahmet Mekki Efendi bir günkü vaazında bu büyük şöyle dedi: kötü huylardan biri münakaşa etmektir. Yani her meselede ben haklıyım demektir. Halbuki münakaşa neticeye götürmez. Hatta fayda yerine zarar verir çoğu kez. Dost ile münakaşa azaltır muhabbeti. Düşman ile olursa çoğaltır adaveti. Münakaşa sonunda dostun kalbi incinir. Halbuki gönül yıkmak, Kâbe yıkmak gibidir. Halis mümin kaçınır münakaşa etmekten. Titrer bir Müslümanın kalbini incitmekten. Vaktiyle bir Müslüman gider bir medreseye, bir alimin yanında ilim tahsil etmeye. Çalışır gece gündüz, aylar geçer aradan. Lakin hiç istifade edemez üstadından. Çalışır, gayret eder her gün daha ziyade. Yine hiç hocasından edemez istifade. En nihayet üstadı çağırır o kimseyi. Der ki, çalışıyorsun dersine gayet iyi. Lakin hiç istifade etmedin, biliyorsun. Ve bunun sebebini çok merak ediyorsun. Buna sebep şudur ki, gelirken sen bu ile münakaşa etmiştin yolda bir mümin ile. O müminin kalbini kırmış idin bu yüzden. Halbuki kalp kıranlar mahrum kalır feyizden. Helallık almadıkça gidip ondan ihlasla, bizden hiç istifaden olamaz senin asla. O da gidip onunla konuştu, helallaştı. Yüksek mertebelere birkaç günde ulaştı. Bir günde Resul ile Hazreti Ebubekir dururken yanlarına hayasız biri gelir. Hakarette bulunur Allah'ın Resulüne. Sabreder Resulullah onun bu sözlerine. Sıddık dahi sabreder buna mütemadiyen. Sonra dayanamayıp cevap verir aniden. Ve der ki, ey hayasız, hiç utanmıyor musun? Allah'ın Resulüne hakaret ediyorsun. Hazreti Ebubekir böyle cevap verince, Resulullah oradan ayrılırlar hemence. Sıddık bunu görünce, koşup hemen peşinden, niçin ayrıldığını sorunca kendisinden, buyurur, ey kardeşim, o hakaret ettikçe, melekler bizimleydi, biz cevap vermedikçe. Hatta o, bize öyle hakaretler ederken, melekler sen öylesin derlerdi ona hemen. Ne zaman ki sen ona cevap verdin kızarak, şeytanlar geldi hemen, melekler ayrılarak. Hazreti Ebubekir üzülür yaptığına, o günden itibaren taş koyardı ağzına.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilmiyle amil olan alimler, Müslümanlara analarından, babalarından daha şefkatli, daha merhametlidirler. Çünkü onlar insanın ahiretini kurtarıp cehenneme girmemelerini temin ederler. Ana baba ise insanı ancak dünya ateşinden ve felaketinden koruyabilir buyuruyor Yahya bin Muaz-ı Razi Rahmetullah Teala Aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurunuz. İyi günler. Buyurun. Benim birinci sorum hocam, oruçla alakalı. Çok affedersiniz. İş durumu olursa oruçluyken oruç bozulur mu? İkinci sorum iş, namazda... İş durumu mu dediniz? Hayır, eş durumu olursa oruçluyken. Eş durumu. Evet. Tamam. Affedersiniz. Bir de namazdayken ikinci mi birinci mi secde yaptığımı hatırlamıyorum. Ama onun içinde yapacak mıyım? Yanılma secdesi yapacak mıydım? Üçüncü sorum hocam, ben şimdi çocuklarıma bazı kişileri nasıl insanlar olduklarını anlatıyorum. Onlar da bana mesela onlardan korunmaları için anlatıyorum aslında, iyilikleri için, ama onlar da bana anne sen gıybet yapıyorsun diyorlar. Acaba onların o kötü huylarını anlatmam gıybet oluyor mu? Peki efendim. Dördüncü hocam, biz mesela dinimizde bazı insanlara karşı iyilik yapmak zorunda mıyız? Ha, kötülük de yapmıyoruz ama iyilik de yapmamız gerekiyor mu? Mesela veya da ne diyeyim, hani hiç içimizden gelmiyor yapmak. Hani huyunuzu hocam siz diyorsunuz da değiştirin falan, ama bazı insanlara karşı böyle kalbim buz gibi. Hiç sevemiyorum hocam nedense. Peki efendim. Bir olduğu için olabilir ama teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Sıradaki dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler ikinci dinleyicimiz. Buyurunuz. Ben miyim hocam? Evet efendim. Buyurunuz. Kolay gelsin bu arada. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Hocam şimdi benim oğlum var 35 yaşında, çalışmıyor, kötü arkadaşlar var. Sizden dua istiyorum öncelikle. Allah Teala hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Bir dua verirsen hocam çok memnun olurum. Bir de sen 4000 TL demiştin hocam, dinlemiştim seni. 4000 tane Allah çekecek. Onu evet. Da çektim, iyi olsun diye, ama gene yok hocam. Sabırla bekle. Sabırla bekle. Neticesi olur. 4000 tane Allah çekince hocam yerimizden hiç kalkmayacağız mı? Konuşmayacağız mı yani? Yoksa böyle gezerek falan yapabilir miyiz? Onu merak ettim hocam. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı hocam. Günler efendim. Sağolunuz. Daha önce bir konuyu anlatırken hadis-i şerif mi bilmiyorum ama mahşerde öyle bir an gelir ki sıhriyet, akrabalık bağları dışında bütün her şey biter. Yani hayattayken, dünyadayken çok böyle sıkı fıkı arkadaş, dost, ne bileyim bir yediği içtiği ayrı gitmeyen okul arkadaşı, asker arkadaşı falan, hapishane arkadaşı, bunlar falan artık orada bitiyor. Artık tek akrabalık kalıyor. Evet. O zaman akrabası sağlam olanlar yaşadı, diğerleri evet, güme gitti. Avcunu yaradı ve güme gitti. Allah Teala muhafaza buyursun ya. Şimdi hadis-i şerif olarak naklediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halife-i müslim iken, devlet başkanı iken Hazreti Ali'nin kızını istiyor. Bu sebeple mi? Ve Hazreti Ali'ye de radıyallahu anh açıkça diyor ki, nefsim için istemiyorum. Ben Resulullah Efendimiz'den işittim. Bir an olacak buyuruyor mahşer günü. Halbuki kendisi Peygamber Efendimiz'e kayınpeder olması sebebiyle yani bağlılığı var. Sıhriyet var. Var ama işi sağlama almak istedi. Dedi, o anda da Resulullah Efendimiz'den ayrı düşmek istemiyorum. Bu sebeple diyor kızına talibim. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kabul buyurdular. Kızını verdiler.
Hazreti Fatıma'nın ve Hazreti Ali'nin kızları Ümmü Gülsüm. Onunla evlendi. Bu çocukları da oldu hatta. Bir kızı bir oğlu oldu ondan. Şeyde kitaplarda öyle yazıyor. Şimdi buraya bir nokta koyalım da mesela İslam ahlakı hakkında da saatte bir iddia almışlar mübarekler Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Mesela Sırat'ta 7 yerde sual var. 7.'si kul hakkı. Orada peygamberlerin bile ayağı titrer buyuruyor. Peygamberlerin bile ayağı titrer. Hatta öyle an olur ki artık herkes nefsi der. O bağlar da gider. Kendisini. Evet. Kendisini düşünür yani. Kendisini düşünür. Öyle bir durum söz konusu olur. Buyuruluyor. Genel olarak anlatılmış. Bunların istisnası olabilir. Olabilir. Çünkü kitaplar onları da yazmışlar. Mesela mizan, mahşer falan görmeden doğrudan doğru içerinin kapısına giden müminler var. Melekler derlermiş ki bir dakika ya. Siz mizanı yok diyorlar, öyle bir şey olmadı. Sırat, öyle bir şey de görmedik. Biz kimsiniz derlermiş. Ama yani dünyadayken bela, musibet, fakir bunlar hepsine böyle tevekkülle Rabbimizden geliyor diye katlanan müminler. Bunlar direkt cennetin kapısına. Bunların aynı şekilde dünyadaki amelinde melekler bildiği halde öğrenince cennetsine mübarek olsun derlermiş. Cennetin kapısına ve cennete dahil ederlermiş. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri hesaba çekilmez buyuruyor. Allah-u Teala'dan talep etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah-u Teala duasını kabul etti. Hiç mi cennete girerken sadece cennetin kapısındaki vasifeli melekler sen kimsin diye sorarlamış. O da Osman bin Affan'ım deyince radıyallahu anh. Ha o sen misin buyur derlermiş geçermiş. Ha, böyle istisnalar var. Ama genel olarak Sırat'ta 7 yerde sual sorulur. Ve ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin buyurduğu o hadis-i şerifte sıhriye tarihçi tüm bağlar aynı şekilde kopar. Sadece onlar hatırına gelebilir. Ve öyle bir yer olur ki artık sadece nefsi der buyuruyor. Öyle bir an olur ki artık sadece nefsi, sadece kendisini düşürür. Peygamberlerin bile ayağı titrer buyuruyor kul hakkı meselesinde. Şimdi o hadise anlatılırken bu Şia'nın o Eshab-ı Kiram'a açıkça Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, bilhassa Hazreti Ömer'e düşman olan kısmı. Hatta kafir diyorlar bunlar Hazreti Ömer'e radıyallahu teala. Haşa. Bir paşa veya vezirlik makamında bulunmuş bir zatın anlattığı kitaplarda var. Daha önce bu Bektaşi'nin işte hurufi kolu varmış. Tam da onlardan yani. Onlardan yani. Onlardanmış. Bozuk Bektaşilerden. Ve onların içerisinde işte bu sual ediliyor. İşte Hazreti Ömer'e küfrediyorlar böyle, kafir diyorlar falan. Hatta şeye de mesela bazı kitaplarda Hazreti Ali'nin o kızına da Hazreti Ömer'le evlendi diye yani her türlü hakareti yapmışlar yani. Hani bugün var ya işte bana şu faydalı dokumuna hakaret edenler var ya. Aynen onlar gibi yani. Din iman gidince, iman gidince her türlü hakaret de yapıyorlar falan. Fakat ona bir şey uydurmuşlar. Güya Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin kızını önce Hazreti Abbas, Abdullah İbni Abbas vasıtasıyla talep ediyor. O da diyor ki bak diyor senin yaşın aynı şekilde şey yani uygun olmaz. Yani aranızda büyük bir yaş farkı var. Diyor ki ben diyor işte Hazreti Ali'den için Hazreti Ömer güya diyesiymiş ona da dedim de o da bunu söylüyordu falan. Git söyle Hazreti Ali'ye eğer bana kızını vermeyecek olursa işte ona iftira ederim. işte yalancı şahitler bulurum. Onu diyor mahkum ederim, cezalandırırım. Yani tehdit ediyor. Ya yani bugün tabirle karizmasını çizerim diyor. Diye tehdit etmiş güya. Böyle anlatılıyorlar diyor o paşa, o vezir. Böyle anlatıyorlar. Ve Hazreti Ali de bunu duyunca korkmuş, korkusundan kızını vermiş. Korkmuş, korkusundan kızını vermiş. Ama bunlara baksan Hazreti Ali Allah Teala arslanı, haydar böyle anlatıyor falan. Arkadaş, arslan nasıl korkar? Değil mi? Yani. Allah Teala arslanı diyorsun. Ve sen Hazreti Ali'yi övüyor musun? Yeriyor musun? Yeriyorsun. Korkak diyorsun. Korktuğu için verdi diyorsun. Ve Hazreti Ömer'e daha aşağı kafir diyorsun. Ve Hazreti Ali kafire kızını verdi diyorsun. Değil mi? Korkusundan diyorsun. Şimdi bu paşa vezir diyor ki ben diyor sıradan bir Müslümanım. Düşündüm ben bunu diyor.
Ya diyor, benim kızım olacak. İmanlı, tesettürlü, beş vakit namazını kılan. Bir zalim de tabancayı dayayacak. Kızını şu kafire vermezsen seni öldürürüm diyecek. Ya ölürüm kızımı vermem diyor. Tamam mı? Kendi kendine. Ben bile diyor yani. Ben bile diyor, vermem kızımı diyor. Hazreti Ali ki Allah-u Teala'nın arslanı. Nasıl korkar diyor. Nasıl korkar, korkusundan ver dersin. Ya anladım ki diyor, bu tamamen iftira ve aynı şekilde belli merkezlerin idare ettiği yalan yanlış şeyler, İslamiyet'in uzaklaştırma. Uydurma yok. Bir hikaye yani. O da böyle bir şey yok. Ha, uydurma bir Hazreti hikaye. Abbas bile yok yani arada. Yok. Hatta mesela şey anlatıyoruz ya zaman zaman. Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanı iken Eshab-ı Kiram'dan birisinin hanımı işte ileri geri konuşmuş falan. Demiş halifeye gideyim demiş, hanımı şikayet edeyim. Kendi hanımını şikayet edecek. Tam yaklaşmış bakmış içeriden Hazreti Ömer'in evinden içeriden bir kadın kendi hanımından daha ileride aynı şekilde ağır şeyler söylüyor Hazreti Ömer'e. Ana demiş, bu bizim hanımdan da aynı şekilde daha ileride şeyde falan. Tam geri dönerken kapıyı açmış Hazreti Ömer. Diyor ki hayırdır, bir şey için mi geldin? Diyor evet diyor, bir şey için geldim ama diyor gerek kalmadı. Ne oldu diyor. Valla diyor hanımı şikayete geldim ama diyor maşallah sizin hanım da diyor. Bizimkinden aşağı kalmıyor. Bizimkinden aşağı kalmıyor. Size demediği yok. Demediği yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bunun üzerine o beni haramdan koruyor, yemeğimi yapıyor. Ondan sonra ev işlerinde lazım ona şeyler yapıyor. Ben de ona sabrediyorum. Bu hanımı işte bu Hazreti Ali'nin kızı. Şimdi Peygamber Efendimiz torunu değil mi? Evet. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'nın da kızı olunca daha çok nazlı. Daha çok nazlı. Hani anlatılan hadisedeki Ümmü Gülsüm rahmetullahi aleyh. Tabii anne babası sebebiyle hem evladı Resul'dür, hem seyyidedir, hem de tabiindendir. Yani dedesini görmedi. Daha sonra herhalde dünyaya geldi, öyle anlatıyor çünkü. Eğer dedesi Muhammed Aleyhisselam hayattayken dünyaya gelip de akıllı olmuş olsa o anda şey yapmış, Eshab-ı Kiram'dan da olur. Mesela Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Peygamberimiz onlarla oynardı. Hatta bir seferinde Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'i güreştiriyor. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Ya Hazreti Hasan'ı tutuyor ya da Hazreti Hüseyin'i tutuyor falan. Teşvik ediyor onu. Ha işte şöyle tut, şöyle yap, böyle yap. Hazreti Fatıma validemiz de böyle bakıyor falan. Anne şefkati. Ey babacığım diyor. Niye diyor bir tarafı tutuyorsun diyor. O da torunun senin. Diyor ki ey kızım. Onu da diyor Cebrail Aleyhisselam tutuyor. O yardım ediyor. O yardım ediyor diyor. O yardım ediyor. Yalnız değil diyor. Yalnız değilse merak etme. Ve bir gün Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bakıyor ki iki torunda, iki dizinde. Çok mu seviyorsun? Evet buyuruyor Peygamberimiz. Bunun ikisi şehit olacak buyuruyor. Şimdi bu sıhriyet bu kadar önemli yani. Hı hı. Dolayısıyla mesela ben siz de anlatıyorsunuz zaman zaman. Enver abi seyitleri çok severdi. Hı hı. Çok değer verildi. Oradan kaynaklı bir şey. Evet. Yani sıhriyet Peygamber Efendimiz'in torunları. Evliya zatlar var mesela. Onların da çocukları var. Hı hı. Olabilir ki bazı çocukları, torunları falan yanlış yumuş işler yapmış olabilir. Olabilir. Öyle lazım Peygamber'in çocukları yaptı. Yani. Bunlar da geçerli midir? Yani o sıhriyetin içinde. Bunlar da bunun ya, yani dedelerinin, babalarının yardımını görecekler mi? Onu net bir şekilde ayırmışlar. Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ve Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan. İman etmedi bunlar. Hatta tufanda Ehl-i Beyt'ini gemiye alacaktı. Ama iman etme şartıyla, Allah'tan en emriyle, kendi kafasına göre almıyor. Zaten hiçbir peygamber Allah-u Teala dilemez bir şey yapmaz. Söylemez. Bütün peygamberlerde. Çok yalvardı. Oğlum dedi bak her tarafı su kaplayacak. Ben dedi kavağa çıkarım. Ya kavağa da çıkacak. Dağa çıkarım derken bir dalga geldi aldı götürdü. O zaman ya Rabbi dedi ehli beytimi hani vaat etmiştin. O senin ehli beytin değil buyurdu Cenab-ı Hak. Çıktı yani o. Kafirse çıktı o. Peki fasıksa bak orası önemli. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Saad Tebedi'yi de aynı şekilde anlatmış, mektubattan nakiller yapmışlar, başka kitaplardan nakiller yaparak orada çok güzel bir izahat var. Fasık olan, günahkar olan, müminle kafir olan insanı birbirinden ayırmışlar.
Buyuruyorlar ki kafir Allah-u Teala inkar ediyor. Öbür iman etmiş. Ama nefsine uyuyor. Arkadaşlarına şey yapıyor falan. Haramı inkar etmiyor. Farzı da inkar etmiyor. Evet diyor, namaz farz diyor, biliyorum. Ben diyor günah işliyorum. Bu da diyor içki içiyorum ama diyor haram diyor. Rabbim yasak etmiş. Ben meşru demiyorum. Ama fasık. Ama büyüklerden bir zatında aynı şekilde torunlar diyelim. Tamam mı? Mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin torun diyelim. Fıskı fücur içerisinde. Şimdi orada kitap tabi diyor ki günahkar müminler Allah-u Teala'nın hani bir babanın böyle yaramaz çocukları olur ya. Onun gibi bir benzetme yapmışlar. Onun gibidir buyuruyor. Şimdi babaya bir res çeken tavır koyan var. Çeker gider falan. Ben seni tanımıyorum falan. Babalıktan reddettim diyor. Gidiyor. Tamam mı? O tamam bitti. Baba da onu reddediyor. Yok. Ama bir de aynı şekilde gidiyor işte. Onu karıştırıyor. Bunu karıştırıyor. Yaramazlık yapıyor. Herkes kapıyor. Geliyor. İşte Mustafa Bey senin oğlan gene böyle böyle yaptı falan filan. Allah Allah. Oğlum yine işte baba özür dilerim falan filan. Bak bir de yapma ha falan. Tamam yapmam baba. Özür dilerim. Elini ayağını öperim falan filan. Affediyorsun gidiyor. Tamam. Bunlar böyle günah işleyenler Allah-u Teala'nın yaramaz kulları. Yaramaz kulları. Yani bir babanın evladında yaramaz çocukları gibidir diye bildiriliyor kitaplarda. Bunlara dedeleri şefaat eder. Yardım eder. Yardım eder. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam torunları içerisinde Ehl-i Beyt'ten öyle sıfatları bozuk olanlar oluyor. Fıskı fücur içerisinde olanlar oluyor. Ya dünyada bunların başına bela, musibet, hastalık geliyor. Dünyada silkeleniyor. Dünyada silkeleniyor. Veya kabirde çekiyorlar veya mahşerde bekletiliyor bunlar. Ama mutlaka yaptıkların bedenini ödettiriyor Cenab-ı Hak. Hatta seyitlerden kitap okuyup da aynı şekilde mahiyetini bilenlerin söyledikleri bir şey var. Mahşer günü Peygamber Efendimiz'in nesebinden gelenlerden böyle bu şekilde fıskı fücur içerisinde olanlar ayrı bir yerde toplanacaklar. Ayrı bir yerde. Allah-u Teala buyuracak ki buyur benden istemiştin evlatların bunlar senin evlatların, torunların. Yüksek bir yere çıkacak onlara öyle bir nazar edecek ki Rabbimin huzurunda beni niye mahcup ettiniz diye. Mahşer günü ya. Ve oradakiler orada var. Keşke yerin dibine geçseydik de bu hitaba muhatap olmasaydık. Diyecekler. Diyecekler. Yani o ızdırabı çekecekler. Pişmanlığı yaşayacaklar. Yani evladı Resul de olsa herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Bazen de mesela diyelim ki Taha Yakari Hazretleri'nin çocuklarıdır veyahut da Seyit Fehmi Hazretleri'nin çocuklarıdır yahut da torunlarıdır. Şimdi yaptığı ameller az. Şimdi Seyit Fehmi Hazretleri Müşid-i Kamil, mübarek bir zat, evladı Resul ama Allah da usulü olarak seçmiş onu. Şimdi onun çocuklarının da yani başka hani anas baba söyle sıradan onlar bir yüksek bir dereceye gelmişler mesela. Bu oradan kalmaması lazım. Ne yapacak? İbadeti yok. O zaman bunlara Cenab-ı Hak derdi bela verir. Derdi bela verir. O derdi belaya sabretmek suretiyle öbürlerinin o derecesinde geçerler. Derecelerinde geçerler. Yani şu. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz, bedelini öder. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonra yaparım diyenler. Dünya fanidir. İnsan bu dünyada sefil olsa üzülmeye değmez. Aksine köşklerde yaşasa, bir eli yağda bir eli balda olsa sevinmeye değmez. Muazzam köşkler yaptıran çok kimse vardır ki köşkleri durur fakat kendileri yoktur, vefat etmişlerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, Halife Harun Reşid'e tavsiyesinde buyuruyor ki, bugünün işini yarına bırakma. Aksi halde işleri zayi etmiş olursun. Ecel geldikten sonra artık iş ve ibadet yapılamaz. İki işten ahiret için olanı tercih et. Çünkü ahiret sonsuz, dünya geçicidir. Dünya da içindekiler de yok olacaktır. Ahiretse devamlı kalınacak yerdir. Yarın Allah'ın huzuruna asi olarak çıkma.
Şunu iyi bil ki Allahü Teala kullarını makam ve mevkilerine göre değil, amellerine göre hesaba çekecektir. Allahü Teala ikaz ediyor, o halde dikkatli ol. Çünkü sen boş yere yaratılmadın. Bu sebeple de başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Peygamber Efendimiz, kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Ömrünü nerede nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Bedenini nerede yordu, hırpaladı? Buyuruyor. Bu soruların cevabını hazırla. İnsan öldüğü zaman dünyalık olarak elde ettiklerinin hepsi dünyada kalacaktır. Ağır bir hastalığa yakalandığı zaman bile mal, mülk, evlat demeyip sadece benim akıbetim ne olacak diye kendini düşünür. Madem ki ölüm mutlaktır, niye akıbetimizi düşünmeyi sona bırakıyoruz? Son nefeste imanla gitmek istiyoruz. Son nefesimizi de ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Her an olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Şimdiden Allah demeye, her şeyi Allah için yapmaya başlayalım. Peygamber Efendimiz, helekel müsevvifun, yani sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruyor. Bu, dinin emir ve yasaklarını sonraya bırakanlar helak oldu demektir. Allahü Teala'yı unutturan mal, mülk, makam ve mevkiler hep dünyalık olur. Fakat onun rızasına uygun şekilde kazanılıp kullanılanlar dünyalık olmaz. Dünyalık şeylerin ne kıymeti vardır? Maalesef şimdi insanlar dünyalık işleri birinci plana alıyor, ahiret işlerini ise arka plana atıyor. Halbuki her şeyin başı birinci derecede önemli olan Allahü Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak ve onun emir ve yasaklarına uymaktır. Kıyamet günü öyle dehşetlidir ki hamile kadınlar korkudan çocuklarını düşürecektir. O gün gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü ve dağlar parça parça olacak ve yok olacaktır. Bir insan o güne nasıl hazırlanmaz? Önümüzde 5 büyük imtihan vardır. 1. Son nefes. Nice alimler son nefeste imansız gittiler. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, 3 hocası imansız gittiği için üzüntüden genç yaşta kamburlaşmıştı. Peygamber Efendimiz son sözü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olan cennete girer buyuruyor. Bunu söylemeyip para derse, yani para için dinini terk etmişse veya aman doktor kurtar derse, yani şifayı doktordan bilirse cehenneme gider. Şefaatlerin, müjdelerin hepsi son nefeste imanla ölenler içindir. 2. Kabir suali ve azabı. Sual meleklere cevap olarak kabir suallerini ve cevaplarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte kabir cennet bahçesi veya cehennem çukurudur buyuruldu. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olacaktır. 3. Mahşer azabı. Mahşer günü güneş bir mızrak boyu alçalır. Dümdüz bir çölde herkes günahı nispetinde sıkıntı çekerek hesabının görülmesini bekler. O sıkıntılı günde bir grup insan uçarak gelip arşın altında gölgelenir. Bunlar ümmeti Muhammed'den olup dünyadayken sırf Allah için birbirlerini seven Müslümanlardır. Mahşerin süresi 50 bin ahiret senesidir. Ahiretin tek bir günü, dünyanın 1000 senesidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, bu yolun büyüklerini tanıyıp onların yolunda gidenler için mahşerin süresi, arşın gölgesi altında, serin suların başında 2 rekat namaz kılacak kadar olacaktır buyuruyor. Bu müjdeye kavuşmak için büyükleri Allah için çok sevip bu yolda gücümüz nispetinde çok hizmet etmeliyiz. 4. Terazi. Sevaplar ve günahların tartıldığı terazide oraya kul hakkıyla gelenlerin iflas edecekleri, sevaplarının hak sahiplerine verileceği, onlar da yetmezse hak sahiplerinin günahlarının onlara yükletileceği ve cehenneme atılacakları hadis-i şerifle bildirilmiştir. 5. Sırat Köprüsü.
Resulullah Efendimiz ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana iman, namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulur. Bunlara cevap veren cennete gider buyuruyor. Cevap veremeyenlerin hali felakettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen siz hemen kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruluyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim dinleyicimiz, eş durumu orucu bozar mı? Şimdi beraber olursa, ki kitaplarda cima deniyor, bu hal olursa oruç bozulur. Ama bu değil. Hani kucaklaşma olmuştur ve şehvetten emin olarak öpmüştür falan. Bunun mahsur olmaz. Oruca zarar vermez. Kefaret gerektirir mi? Bile bile Ramazan orucunu bu Ramazan bozarsa, kefaret o zaman gerekir. Her ikisiyle de mi? Hayır. Ramazan orucunu da bozmaz öbürsü. Şehvetten eminse. Yok, onu demiyorum. Her ikisi için de bir kefaret gerekir. Tabii her ikisi için de. Ha, kadın mesela kocası zorla şey yaptıysa, kocasına eğer Müslümansa tabii ki kefaret gerekir. Ama kadına gerekmez o zaman. Çünkü kendi ihtiyarı dışında olmuştur. Ki öyle bir kavil zikredilmiş kitaplarda. Kendi iradesi dışında olmuştur diye. Dinleyicimiz namazda dedi, bazen dedi iki mi üç mü kıldığımda tereddüt ediyorum. Bu ilk defa başına geldiği zaman iade eder o namazı. Ama sık sık böyle ise o zaman da galibine göre hareket eder. Mesela iki miydi, üç müydü falan. Bu iki der. Belki üçü kılmıştır. Üç dört devam eder. Secde-i sevde gerekmez. Ama hatırlıyorsa, yani dese ki iki olduğu halde bu üçtür. Öyle olmaz. Üç olduğunda zannın ağır basacak. Üç olduğunda. Veya hiç hatırlamıyor. Zan da yok mesela. Öyle durumlarda bu ikinci rekattır deyip iki rekat daha kılar veya üçüncü rekat der, bir rekat daha kılar. Secde-i sehv yapar mı, yapmaz mı biliyor. Bir de dinleyicimiz, sen dedi oğlum falan dedi, çocuklarıma ben anlatıyorum, onlar gıybet ediyorsun falan. Şimdi kitaplarda gıybet anlatılmış, uzun uzun bildirilmiş. Bir kimsenin din ve dünya, dünyevi, dini ve dünyevi kusurları, kabahatler onun kıyabında anlatılıyorsa bu gıybettir kuruluyor. Kul hakkı da olur, helallaşmak da gerekir. Ancak istisnası var. İnsanlar kandıran, yalan söyleyerek aldatan, dolandıran, sahtekarlık yapan, defolumanları sağlam diye satan, din adında dinsizliği aynı şekilde anlatan, kendi görüşlerini din diye anlatan, vaiz olsun, sarıklı sakallı cübbeli olsun, kravatlı olsun, akademik kariyerli olsun, kim olursa olsun, bunların kötülüğünü, diğer insanları bunların kötülüğünden korumak niyetiyle bunların kötülüğünü anlatmak gıybet değildir buyuruyor. Gıybet değildir. Mesela diyelim ki kendi mahallesinde ve oturduğu yerde işte çocukların diyor ki şu insanla fazla aynı şekilde hemhal olmayın. Çünkü böyle böyle bir durum var. Bu gıybet olmaz. Çocuklarını korumak için söylüyor bunu. Bu gıybet olmaz. Yani çocuklarını ya da başkasını da aynı şekilde anlattığı zaman çocuklarını veya başkasını o kimsenin şerrinden, kötülüğünden korumak için söylendiği zaman gıybet olmaz. Bir de dinleyicimiz dedi her insana iyilik yapamıyoruz. Allah Teala rahmet eylesin. Enver abiler hep anlatırdı. Herkese iyilik yapmakla emrolunmadık. Ama kötülük yapmakla da emrolunmadık. Kötülük yapmayacağız. Yani iyilik yapamadık. O insanın elinde değil. İçinden gelmez mesela. Hele adam nankörün tekiyse veyahut da aynı şekilde sağına sana böyle zarar veriyorsa, ya şu depremde oldu işte adam. 3-5 kuruş ne verdiyse falan zehir zıkkım olsun falan. Din iman yok yani bunu söyleyenlerde. Yok, yok. Din iman yok. Demek ki dilenciye de bir şey verdiyse, o dilenci buna teşekkür etti, şey yaptıysa falan. Yani yoksa aynı şekilde dilencinin de canını okuyacak yani.
kimseye acımayacak, kimseye yardım etmeyecek. Zaten iman yoksa bir kalpte merhamet de yok, acıma da yok, şefkat de yok. Hani daha önce hep naklediyordum. Rahmetli o Şah Abayhan işte yazdığı romanlarda falan dedim. Bunların hepsi senaryo mu? Hayır dedi. Biz Peçevi tarihinden alıp şey yapıyoruz da o zaman orada bir şey biz tahsis için okuyorduk gazetede yayınlanan yazılarını Türkiye gazetesinde. İşte Venediler derlermiş ki bu Osmanlıların söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var. Ya. Adamlara garip geliyor. Söz vereceğin sözünde tutacağım falan. E şimdi de var Mustafa abi öyle. Adam o mangalda kül bırakmıyor. Sen zannediyorsun ki seni abad diyecek falan. Adam dediğini yaptıktan sonra ben sana yapacağım demedim ki. Bitti yani kapattı gitti. Yani hatta, söylediysek hemen inandın mı ya? Yapmak mı gerekiyor falan. Yapmak mı gerekiyor? Bu Müslüman anne baba da hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine Eminevre'de bir sokaktan böyle birkaç eshabıyla beraber geçerken işte 3-5 adım gitmişler. Bir kadın kapıdan çocuğuna seslenmiş. Geldi mi sana taze hurma vereceğim. Resulullah Efendimiz'e duymuş bunu kadının sesini. Geri dönmüş. O eve o kadıncağız demiş görebilir miyim demiş taze hurmayı. Demiş ya Resulallah var. Hemen gösteriyor buyurun diyor. Öbür türlü yalan olur böyle çocuğa karşı bile ya. Yani çocuğu kandırarak gel evde sana taze hurma vereceğim falan çocuğu eve çağırır. Olmaz buyuruyor Resulullah Efendimiz. Hatta hayvana bile. Evet hayvana bile aynı onu bile şekilde. Kandıramazsın. Onu bile kandıramazsın. Hani hayvanı kandıran İmam Buhari Hazretleri'nin meşhur evet. Hadisesi. Evet. Deveni yavrusunu çağırıyor gel gel diye eteğine. Bizzat gidiyor eteğine bakıyor hiçbir şey yok. Ot yok, saman yok, neyse bir şeycik yok. Hiçbir şey sormuyor dönüyor. Diyorlar ki bu işte bir şeyler nakledecekti. Hayvanı kandıran insanı da kandırır buyuruyor. Doğru mu? Hiç dönüp bakmıyorlar. Yani Müslüman yalan söylemez. Mesela kitaplarda var. Müslüman her günü aşlayabilir ama yalan söylemez. Yalan söylemez. Ancak istisnalar var mesela. Harpte iki dargın kimsenin arasını aynı şekilde bulmak için. Ve bir de fitneye sebebiyecek bir şey varsa... O doğru söyleyeceksin ama fitneye sebebiyet verecek. Belki cinayet işlenecek. Orada müdahale edilir. O da anlatılmış kitaplarda. Efendim gelelim. Son dinleyicimizin suallerine. Oğlum dedi 35 yaşında iş de yapmıyor diyor kötü arkadaşlar var. Hani dedi sizin dedi, daha önce bir nakletmiştiniz dedi. 4000 defa Allah 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 deyince onun arkasına yapılan dua da aynı şekilde kabul olur. Allah Teala ona ihsanda bulunur, onu affeder. Emel abiler aynı şekilde anlatıyorlardı onu. 4000 defa. Bunu da okudum dedi. Sabırlı olmak lazım. Ve dua ederken de ya Rabbi oğluma dinini bilen seven kimseler arkadaş eyle. Ve onları sevdir. Öyle olursa dinini bilen seven kimseyle arkadaş olursa bir müddet sonra yavaş yavaş o daha önceki gördüğü kötü arkadaşların kötülüğünü görmeye başlar. Ve onlardan uzaklaşır. Onlardan uzaklaşıp bunlara yaklaşınca artık bu kendi kendini de sorgular. Ya ben bu yaşa gelmişim bir iş yaptığım da yok. Hep annem aynı şekilde eve sıkıntı veriyorum, çevreme sıkıntı veriyorum falan. Kendini düşünmeye başlar. Ve ondan sonra da Cenab-ı Hak inşallah Teala hayırlı bir işte nasip eder. Bir de dinleyicimiz dedi ki bu 4000 defa hani Allah Allah diyoruz ya. Bunu dedi, oturup bir çırpıda oturduğumuz yerde mi, yani böyle evin içerisinde gezerken elimize tesbih alsak veya numaratörler var mesela, onu almış olsak, Allah Allah gittik mesela balkondan baktık veya mutfakta yemeğin altı kapatıp kapatmaya gittik giderken de söylesek olur, mahsur olmaz. Peki evla olan nedir? Evla olanı, mesela kitaplarda buyuruyor ki bir oturuyorsun, bir oturuşta onu 4000 defa Allah 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 diyorsun, bitiriyorsun. Peki ara vererek de olabilir mi? Ara vererek de olabilir deniyor. Şey gibi, şimdi Zilkade ayına girdik. Arkasına Zilhicce geliyor. Kurban keseceğimiz, hac ettiğimiz ay geliyor. Ya bu sene gene kurbanla hac gene denk geldi ya. Aynı zamana denk geldi. Aynı zaman. Geçen sene de öyleydi. Aynen. Ben bir ömür boyu hep öyle denk geliyor. Ne hikmetse. Dinlerine şeker sokasçılar. Oturup tabi şey yapmıyorlar, araştırmıyorlar. 28 falan. Haziran'da evet. Bayram hocam. 28 Haziran bayram. Birinci günü. İnşallah Teala Rabbimiz bugün 4 Zilkade nasip ederse. Yanıma almadım da İhlas Vakfı da kurbanlık bedelleri herhalde ilan etmişler. Evet. Hisse bedeli 2400 danada. Yurt dışı 2400. Eğer koyun olursa 3000. Koç olursa 3500 diye belirlemişler. Yurt içi fiyatları da farklı biraz. 5900 lira.
Hisse mi? Evet. Hisse 5900 lira. Yani bir hayvana hisse 5 ya da 35 yani 35 40 bin liradan aşağı değil yani bir hayvan. Yok, demek. Yok zor hocam. Geçen sene bile öyleydi yani. Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Yani 70-80 bin liradan falan bahsediyorlar. Tabii hani toplu alınca belki İhlas Vakfı'nın öyle bir avantajı vardır ama normalde. Ha, toplu aldığı için yoksa normalde yani. 70-80 binden aşağı hayvan. Hayvan bulması zor. Yani gidiyorlar bunlar toptan bir yerde alıyorlar falan. Ha, biz de piyasa oluşturmak için söylemiyoruz bunları da bilgimizi söylüyoruz yani. Belki daha ucuzu daha pahalısı olabilir. Ha, dinleyicilerin hatırına gelmesin Mustafa Bey ile Osman Ünlü oturup da bu sene aynı şekilde kurma. Hayvanları satamadı ellerinde kaldı herhalde. Öyle bir durumumuz yok. Öyle bir durumumuz yok. Buraya gelmeden önce bir dinleyicimiz aradı. Dedi ki bir koyun dedi şey yapmıştım dedi. Uyuza yakalandı hastalandı hayvan dedi. Onu dedi niyetlenmiştim dedi. Kurban edeyim falan dedi. Şimdi uyuza yapınca herhalde biraz böyle hani Allah-u Teala'ya arz edilecek hayvana şey yapmayayım falan. Başkasını yapsam olur mu? Olur tabii canım. Yani baktın hastalandı hastalandı. Değiştirme hakkı var mı? Değiştirme hakkımız var. Yani mutlaka bu kurbanlık bunu kesmem şartı söz konusu değil. Yani bayrama 2-3 gün kala bile aynı şekilde değişebilir. Çünkü hayvan da rahatsız olur, hasta olur falan. Allah rızası için kalkıp da aynı şekilde hastalıklı bir hayvanı değil de sağlam bir hayvanı kesebilir. Netice itibariyle bu dinleyicimiz de 4000 defa Allah lafzını oturarak çekebilirse çeksin, çekemezse yürüyerek de çekilebiliyor. Bir kere yaptım hiçbir şey olmadı gibi bir şey söyledi dinleyicimiz ama bunu mesela birden çok yapabilir miyiz? Tabii tabii. 1000 tane. Tabii tabii. Allah lafzını. Şimdi 4000'i diyelim ki her hafta bir tane veyahut da 2 günde bir 4000 olur. Çünkü sık sık yap. Tamam. Evet. Ta ki muradın hasıl olana kadar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.